Girdi mi kayda? Kayıtta mıyız? Enerji. Yok yok başlıyorsun. Ben Tutuk Yıldırım, Los Angeles'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda başlıktan da gördüğünüz üzere size şahane bir ev videosu çekeceğim. Evet ben kendi evim videosunu çekeceğim bu videoda. Yaklaşık 2-3 hafta önce görmüş olduğunuz bu eve taşındım. 6 odalı, 2 iki mutfaklı, iki buçuktan 3 banyolu şahane bir ev. Hazırsanız hadi gelin evi gezmeye başlayalım. Evin bu köşesini zaten artık biliyorsunuz. Ben buraya stüdyo gibi bir şey yaptım. Genelde bir önceki iki videomda burada çektim. Hani buranın background'ını, ışığını, gölgesini seviyorum. Burada genelde videolarımı çekiyorum. Öyle çekmeye de devam edeceğim. Ev büyük bir ev arkadaşlar. Evin hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Ben de daha yeni öğreniyorum yavaş yavaş ev şey arkadaşlarımdan. Ya 1908 ya da 1912 yılında yapılmış bir ev. 100 küsür yaşında çok eski bir ev. Evin içi de bayağı bir e, mobilyası falan filan bayağı bir eski. Böyle bir girişimiz var. Evet şimdi evin giriş bölümündeyiz arkadaşlar böyle uzun bir giriş kısmımız var biz buraya artık alt balkon diyoruz kendilerimizde, tam olarak adını ne bilmiyorum ama böyle bir girişimiz var hem bu taraftan hem bu taraftan iki farklı giriş var biz genelde bu girişi kullanıyoruz ve burada takılıyoruz Bayağı keyifli bir alt bahçemiz var ama asıl bunun üstü üst balkon çok daha güzel birazdan üst balkonu da gezeceğiz giriş kısmını şöyle bir hızlıca bir geçelim ve artık yavaş yavaş evin içine girelim istiyorum bu arada evin içine girmeden. Ev bayağı büyük arkadaşlar, umuyorum çok uzun bir video olmaz. E, sıkılırsanız ben evin bölümlerini aşağı tarafa yazacağım, oradan da hızlıca istediğiniz bölümü izleyebilirsiniz. Şimdi buradan evimize giriyoruz. Girmeden... Gel abi, gel hatta bu tarafı da göstereyim. Bu da diğer girişimiz. Genelde arabayı sokağa park ettiğimiz için biz bu girişi kullanıyoruz. Şöyle, şu tarafı da göstereyim buradayken. Hem o cepheye bakan bir ön bahçemiz var takılmak için, hem de bu cepheye bakan bir ön bahçemiz var. Zaten iki tarafta yeşillik. Videolardan biliyorsunuz ben diğer tarafı bayağı aktif kullanıyorum. Ama buraya da ben geleli işte 2-3 hafta oldu. Geldiğim hafta ev arkadaşı mesela Zuzu battaniyesini atmış burada takılıyordu. Bahçe kısmını da bayağı aktif bir şekilde biz değerlendiriyoruz. Hani bahçe takılmayı sevdiğimiz için hava da şu an bugün aralığın altında bu videoyu çekiyorum. Şort şort karşınızdayım arkadaşlar. Los Angeles'in böyle bir güzelliği var. Biz de bahçe kısmına takılmayı seviyoruz. Burada garajımız ve guest house gibi bir şey var. Ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum çünkü burada ev sahibimiz takılıyor. Ev sahibimiz ofis olarak kullanıyor galiba tam emin değilim. Ama hani bu da bizim eve ait. Bizden bağımsız bir kısım. İki tane aracımız için bay garajımız var. Bir de sokağa park ediyoruz. Bu jip de e, diğer ev arkadaşımızın. Onu henüz görmedim. O arkadaş da Fransız bir arkadaş. Onun odasını göstereceğim. Odayı tutmuş ama pandemiden dolayı şu an gelmiyor. O yüzden dolayı o koymuş durumda garajını. Biz de sokağa park ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş evin içine girelim. Hatta belki gece görüntülerini olursa buradan gece görüntülerini de koyayım arkadaşlar. Zuzu'yla diğer ev arkadaşımla birlikte evin dışını süsledik böyle artık yavaş yavaş krizimiz kısmına. Şimdi evimizin girişi. Evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi evin içi birazcık karanlık. Ben o yüzden önden birazcık ışıkları açtım. Işıklar kuvvetlensin kendine gelsin diye. Umuyorum çok sıkıntı değildir. Evin girişinde böyle bir girişimiz var arkadaşlar. İki farklı çıkış var ikinci kata. Bir burada merdiven var, bir burada merdiven var. İki tane merdiven olmasının sebebini hemen söylüyorum. Los Angeles'ta Wilshire diye kocaman bir bulvar var. En meşhur bulvarlarından biri. Yanlış anlamadıysam o Wilshire soyadı olan arkadaşımız annesine yaptırmış bu evi. Ve işte zamanında biliyorsunuz 100 yıl önce işte temizlikçiler, çalışanlar ayrı bir yerde takılır. Ev sahipleri ayrı bir yerde takılır. Burada da o bir ast üst ilişkisi tabii ki varmış. Bu merdiveni ev sahipleri kullanıyormuş. Bu merdiveni de çalışanlar kullanıyormuş. Öyle bir e, hiyerarşi varmış evde zamanında. Ama biz tabii ki iki merdiveni de kullanıyoruz. Şimdi üst kata çıkmadan şöyle bir salonu göstereyim istiyorum. Hatta hemen ışığımızı yakayım da, bunu çok tatlı bir şekilde süsledik. Christmas duygusuyla videoya devam edelim. Evet. Nasıl? 4 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Kocaman bir salonum olsun da şöyle güzel güzel yılbaşı duygusunu yaşayayım diyordum. Hazıra kondum, tatlı oldu. Böyle kocaman bir salonumuz var arkadaşlar. Bu arada biz evde kaç kişi yaşıyoruz, ne yapıyoruz? Hemen hızlıca onun hakkında bir bilgi vereyim. 6 oda var evde. Ee, bir tane odamız misafir odası, 5 odada da işte bizler kalıyoruz. Odanın birinde az önce bahsettiğim Jip'in sahibi Fransız bir arkadaş var. O kalıyormuş ama o şu an ülkesinde hani odasını kapatmış, gitmiş. Diğer 4 odada da birinde kameranın Arkası'ya kardeşim Cem kalıyor, birinde ben kalıyorum, birinde Çek Cumhuriyeti'nden Zuzu diye bir arkadaşımız var bir de e, Amerikalı bir arkadaşımız Adrian var. Dört kişi kalıyoruz. Dört kişi, kocaman bir ev, altı odalı, fazla fazla bize yetiyor. İşte iki tane banyomuz var, iki tane mutfağımız var. Şimdi yavaş yavaş onları gezeceğiz ve salondayız. Şimdi salon, kocaman bir salon. Geçenki videodan biliyorsunuz 149.99 artı KDV aldığımız televizyonu buraya koyduk. Biz akşamları takılıyoruz burada, film izliyoruz, oyunlar oynuyoruz, keyif yapıyoruz. Böyle aktif olarak kullandığımız bir salonumuz var. Birazcık loş bir salon. Evin içindeki eşyalara gelirsek de ev yüz küsür yıllık ve hala... Eşyalarımız duruyor. Ee, bir de bu evde film çekiyorlarmış arkadaşlar. Filme de verdiğimiz bir ev. Hello. Ee, bu... <laughs> Adrian. Adrian da çok çok tatlı bir insan kendisi. Ne diyordum? Ev. Evimiz arkadaşlar bayağı eski bir ev olduğu için burada çok fazla dizi film de çekiliyormuş. O yüzden bu eşyaları hala korumaya devam ediyor. Çünkü nostalji devam ediyor. Şimdi salonumuzdan yavaş yavaş yemek odamıza doğru alayım sizi. Genelde biz burayı özel günlerde kullanıyoruz. Ben daha 15 gündür burada olduğum için hani bir kere bir Thanksgiving yemeği yedik burada hep beraber. O zaman burayı kullanabildik. E ama normalde bizim işte yemeğimizi ya içeride yiyoruz ya dışarıdaki girişteki masada veya yukarıda yiyoruz. Yani çok fazla yer var ama burası yani yiyebiliriz ama özel günlerde kullanmak için yaptığımız bir yemek odası. Yemek masası zaten Los Angeles'ta Amerika'da ilk defa dantelli şeyleri, örtüleri gördüğüm bir yerdeyiz şu an eve ilk geldiğinde dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim size. Şimdi fotoğrafları burada görünce benim geldiğim haftada Halloween yani Cadılar Bayramı haftasıydı. E, Zuzu vardı o zaman ev Şimdi Zuzu'ya sordum. Zuzu dedim bunlar hani Halloween dekorasyonu mu? Çünkü evin genelinde bir Halloween dekorasyonu var Cad Cadılar Bayramı. Yok dedi evin orijinali var bunlar. Şimdi bunları görünce de bir, bir, korktum yani korku filminden çıkmış fotoğraflar gibi. Yanlış bilmiyorsam galiba ilk sahipleri bu amcamızla bu teyzemişmiş, teyzemişmiş Onların da fotoğrafları hala duruyor. İşte burada bir tane şöminemiz var. Bu şömine aktif olarak çalışan bir şömine ama Los Angeles'ta sadece keyif için şömine yakabiliriz. Hava çok güzel. Şimdiye kadar ihtiyaç olmadı. Çok tatlı bir kış bahçemiz var. Ben evin fotoğraflarını gördüğümde gerçekten beni en çok mutlu eden taraf burasıydı. Birazcık aslında orası çok klasik. Burası çok plastik. Evin dekorasyonu konusunda birazcık şey olabilir, fark olabilir ama. Ben burayı çok seviyorum. Burada diğer girişimiz de burası. Burayı da göstereyim arkadaşlar. Az önce zaten göstermiştim ya girişimizde. Burayı da ana kapı olarak kullanabiliyoruz ama biz genelde diğer taraftayız. Burası da işte kitap okuma odası, yalnız başına kalıp takılma odası. Mesela ben burada hem bazı YouTube videolarını burada çekmeyi düşünüyorum. Hatta yakın zamanda podcast'e başlayacağım. Podcast için ya burayı ya da yukarıda bir odanı göstereceğim. Orayı da kullanmayı düşünüyorum. Hatta bir önceki Zuzu'yla çektiğimiz videoda Zuzu buraya sunroom demişti galiba. Maybe it would fit in the sunroom. Sunroom? Oh yeah. Because it's all white. All right, right, right. And like it's like a... very grandma-ish that room. this room called like a sunroom? Yeah. Şimdi mutfak. Arkadaşlar iki adet mutfağımız var. Mutfaklardan biri burası, biri de arka taraf. Yine aynı mantık bu evi 1908'de veya 1912'de tam emin değilim yaptıkları için 100 yıl öncesinde işte çalışanlar ayrı, ev sahipleri ayrı olduğu için burası ev sahiplerinin takıldığı yemek yediği mutfak. Hemen birazdan göreceğiniz arka taraftaki mutfak da çalışanların kullandığı bir mutfakmış. Biz şimdi tabii ki ortak kullanıyoruz. Baya baya büyük bir mutfak bu arada. Şöyle söyleyeyim. Los Angeles şartlarında bu mutfak kadar daireler var değil mi abi? Stüdyo daire diyebiliriz yani. yani öyle gezide canlanabilirsiniz. Hatta New York ve Los Angeles soruları geliyor bana. Kıyas geliyor. Tabii ki her ev aynı değil. Ama genelde New York'taki stüdyolar, ya yani bir artı bir evler, içinde banyosu mutfağı dahil bundan daha küçük. Ben New York'un çok meşhur bir mahallesi vardır. Chelsea belki bilirsiniz. Böyle İstanbul'daki Cihangir kafası böyle sosyete, cool bir, hip e, hippie bir mahallemiz. E, Chelsea'de bir arkadaşın evine gitmiştim. Bundan 4 sene önce gerçekten gerçekten arkadaşlar bu mutfağın yani bu tarafından daha küçük bir evde kalıyordu. Ve bana şöyle anlatmıştı. Tutku ya inanılmaz şansın bu eve bana düşeş geldi mükemmel fiyata buldum. Ne kadara buldum? 1850 dolar. 4 sene önce sadece bu kadar büyükteki bir odaya veriyordu New York'ta ama tabii ki mahallelere göre değişiyor. Emin olun Los Angeles'ta da bu boyutta bir mutfak boyutundaki bir artı bir evlere 1800 dolar civarında para veriliyor olabilir. Bu evin kirası nedir ona da birazdan geleceğim. Mutfağımız e, hemen mesela ben kendi dolabımdan birazcık örnek vereyim. Arkadaşlar böyle mesela sadece bana ait burası olduğu gibi bana ait diğer tarafları da kullanabiliyoruz. Bütün mutfak malzemelerini ortak kullanıyoruz. Hani tabii ki kendi özel işlerimizi ayırabiliriz ama evde zaten var. Ekstra bir şey getirmeme gerek kalmadı. Şimdi görmüşken her yerde tabii ki Turkish Organic Apricots. Arkadaşlar sağlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz bu arada. Özellikle Pandemi de sağlığımız, baştığımız çok önemli. Yediklerimiz için de dikkat edelim. Bu da Trader Joe's'un bir markası ama bakın burada yazıyor. Organic Turkish Apricot from Turkey yazması lazım. Nerede? Aynen. Product of Turkey. Türkiye'den geliyor. Büyük ihtimal arkadaşlar, Malatya'dan geliyor olabilir bu. E, bu da Trader Joe benim en çok sevdiğim market. Abi Walmart çek, Ralph çek, Costco çek videolarını istiyorsunuz. Mesajlarda okuyorum onları. Ben ilk fırsatta Trader Joe'yu çekeceğim. Çünkü şimdi kadar hiç görmedim YouTube'da ve benim Devamlı şey yaptım market. Daha sonra diğer market yıllarında sıra gelecek. Benim arkadaşlarım eve geldiğinde abi ev çok güzel ama birazcık eski gibi bir yorumlarda bulundular. Emin olun hemen şunu videonun başına söylemek istiyorum. O kadar mutluyum ki bu eve taşındığıma şu ana kadar yani iki haftada ev arkadaşlarım nazar değmesin. Mükemmel insanlar, ev çok tatlı. Ben çok mutluyum. Evin eski olması da bana ekstra bir huzur veriyor. Sadece, sadece bu mutfak ve bu mutfağa girerken bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben korku filmi izleyemiyorum korku filmi izleyebilseydim şu an size o filmden, o dizden sahneler söyleyebilirdim. American Horror Story. Doğru söyledin değil mi abi? American Horror Story'nin birinci sezonu bu mutfakta çekilmiş. Yani mutfak sahneleri burada çekilmiş. Hemen burada da basement'ımız yani bodrum katımız var. Oraya da gireceğim birazdan. O yüzden birazcık bir tırsıyorum bazen. Hatta ev arkadaşım Zuzu şey dedi. Bir iki bölüm izlemiş. İki hafta aşağıya inemedim, mutfağa gidemedim dedi. Birazcık korku dolu sahneler çekilmiş bu evde. Burası da asıl hani yemek pişirdiğimiz e, mutfak tarafı olarak söyleyeyim. Aynı zamanda işte iki tane buzdolabımız var. Dört kişi için fazlasıyla yeterli. İşte ortak kullandığımız mutfak dolaplarımız burada var. Orada mutfak dolaplarımız vardı az önce göstermiştim. Böyle de ekstra bir e, mutfak tarafımız var. Evde iki buçuk banyo var. Buçuğunu birazdan söyleyeceğim üst kıza çıkınca. Banyolardan biri burası arkadaşlar. Burada bir banyomuz var. Yukarıda bir banyomuz var. Şöyle çok hızlıca bir bu banyoyu da gösterebilirim. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım. Yukarı çıkmadan bir bodruma insek mi? Ne diyorsun canım? Hadi, hadi Bodrum'a inelim. Bodrum'a inmeden... Arkadaşlar burada bir kapımız var. Aslında üç farklı girişi var evin. Burası da bahçeye çıkıyor. Yani biz genelde ön bahçemiz var, işte balkonumuz var. Buralarda çok fazla takılmadık. Ama hani buradan da gel istiyorsan Cem. İşte az önce çekmiştik yani garaja, garaj tarafı, ön taraf. Arkada da bayağı bir orman var. Şöyle hafiften hızlıca bir bakalım. Sonra evi gezelim. Sen Cem daha hiç takıldın mı? Geldin mi buralara? Değil mi? Hiç gelmedin meraktan ben de ilk defa bakıyorum. Abi ev çok gizem dolu aslında yani. Mesela burada bile takılırsın ya. Devam edeyim mi? Allah'tan gündüz çekiyoruz şu an yani. Gece tırsarım ben bu. Hatta burada bir kapımız daha var. Bu kapıyı da aktif kullansak. Bu da az önce o büyük mutfağa çıkıyor. Bence bahçe tarafı da çok keyifli. Evet, güzel. Şimdi yavaş yavaş Bodrum'a doğru inelim. Los Angeles'ta, New York'ta işte Amerika'daki büyük şehirlerde yaşayıp böyle bir Bodrum'a sahip olmak gerçekten bulunmaz bir nimet. Çünkü ekstra eşyalarımız olabiliyor, bir şey oluyor ve hani onları koymak için biz storage dediğimiz yerler var. Depolar kiralıyoruz, depolara koyuyoruz. Ama burada halihazırda depomuz var. Gayet güzel bir şekilde kullanıyoruz. Tabii akşam da inerken birazcık insan bir tırsıyor bu korku filmi muhabbetinden dolayı. Ve yine büyük şehirlerde eğer kendi evin yoksa, müstakil bir evin yoksa en büyük sıkıntı laundry. Yani çamaşır yıkamak çok büyük bir derttir. Benim Venis videosunu hatırlayanlar vardır. Orada da göstermiştim. Venis'teki evimin arka tarafında ortak kullandığımız çamaşır makinesi ve kurutma makinesi vardı. Dört daire kullanıyorduk ve o da ucuzdu. Makineye 2 dolar, kurutmaya 1.75. Toplamda bir defa çamaşır yıkamam bana 3 dolar 75 sente mal oluyordu. Burada Dahil, bedava. Sadece elektrik faturasını ödüyoruz o kadar yani. Ve gerçekten de oradaki makineler böyle dönmeli artık. Merdaneli makineler var genelde. Çıkarmıyor abi, leke çıkarmıyor. Bu makineden çok mutluyum. Beni gerçekten bu evde en çok mutlu eden şeylerden biri de elimin altında çamaşır makinenin olması oldu. Ve ilerleyen zamanlarda da umuyorum Cem'in bir ara videoda göstereceğim arkadaşlar Cem. Cem'in de şu an 1.85 boyu var kameranın arkasında. Cem'le de bir ara bir basket yapalım istiyorum. Hemen İki blok ötede basketbol potaları var. Oradaki siyahi kardeşlerimize meydan okuyup bir basketbol maçı da yapacağız. Öyle planlarımız da var. Gelelim ikinci kata. İkinci kata çıkmadan arkadaşlar dediğim gibi altı tane odamız vardı. 5'i yukarıda, birisi burada. Burası Fransız arkadaşın odası. Gitti mi? Gireyim mi? Bir şey olmaz herhalde çocuğa. Arkadaşın böyle bir odası var. Eşyalarını buraya koymuş. E, şu an Fransa'da. Hani bu odada kalıyor. Mesela bu odanın kirası kaç paraydı? 650 dolar civarında bir şey olması lazım. Evin tek bir dezavantajı var ama çözülmeyecek dezavantajı değil, birazcık soğuk oluyor arkadaşlar evin içi. Burası uzun odası. Tabii ki şu an giremeyeceğiz ama burada uzun odası var. Onun kendi balkonu falan da var. Zuzu da galiba aşağı odaya, 3 aşağı 5 yukarı aynı bir kira veriyor. Ve benim odam. Hadi oh. herhalde alalım dalalım. Cem zaten videoyla ile alakası yok. Benim odam her zaman böyle derli topludur. Şu anda yine derli toplu. Ben iki hafta önce taşındığım için daha tam yerleşemedim arkadaşlar. E, o yüzden hani bunu benim yaşam alanım diye düşünmenizi istemiyorum. Ev zaman içinde daha da gelişecek. Zaten hani burada da videolar çekeceğim için evdeki gelişmeleri, hani odadaki dekorasyon değişiklerini de göreceksiniz. Bu cepheye bakan iki oda var. Bir tanesi bu, bir tanesi de misafir odası. İki taraftan güneş alıyor, ön cepheye bakıyor. Tatlış bir oda. E, buraya işte masamı koydum. Buraya kütüphanemi koydum şimdilik. Yatağımı buraya koydum. İlk odayı boş gördüğümde bana birazcık küçük gelmişti. Diğer odaları gördüğüm için birazdan göreceğiz ama fazla 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 yetti bana. Ama ilerleyen aylarda bir arkadaşımızın evden çıkma ihtimali var. Belki odaya transfer olabilirim bilmiyorum. En çok merak edilen şeyi siz yorumlarda sormadan ben söyleyeyim. Arkadaşlar şu an buranın kirası, Bodan'ın kirası, hazır mısınız? Söylüyorum. Los Angeles için mükemmel bir fiyat. 675 dolar artı faturaları ödüyorum. Ortalama 700 dolara falan gelecek. Her odanın fiyatı değişiyor çünkü hani e, 6 odamız var. Birisi misafir odası 5 oda. Hani toplam kirayı odaların metrekaresine adaletli bir şekilde 5'e bölüp o şekilde bir plan yapılmış. Bu odaya da 675 artı faturalar gelmiş. Los Angeles için gerçekten e, bedava bir fiyat. Ama burada da şu tarz şeyler var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Mesela ben bir süreliğinde buraya geldim. Mesela Venice'deki videoyu da şuraya koyayım. İzlemeyen arkadaşlarımız o videoyu da izlesinler. Mesela Venice'deki ben çok seviyordum. Lokasyon da çok iyiydi. Ama neden oradan taşındım? Bir, oda bana yetmemeye başladı. İki, ev arkadaşım çok tatlı bir kızdı. Ama kız devamlı evde, devamlı böyle bettirip... Yani bana alakası yoktu ama benim enerjimi alıyordu. Ve ben işte hani... işte arka altşağıda bahçem var. Birazdan balkona çıkacağız. Misafir odası var. Burada içerik üretebileceğim. Veya işte kış odasına gidip kitap okuyabileceğim. Çok daha fazla yaşam alanı burada olduğu için... Çok cazip geldi ve ben buraya taşındım. Ha ilerleyen zamanlarda belki bir normal bir eve de taşınabilirim. Ama buradaki kritik mevzu şu. Dediğim gibi şu an Fransa'da çok ama bu evde aslında 4-5 kişi yaşıyorsun. Diğer yaşadığı insanlar çok önemli. Diğer yaşadığı insanlar tatlı insanlarsa, aranda bir uyum varsa bence bu tarz bir yerde yaşamak mükemmel. Ama işte aranda uyum olmadığı zaman da hani altın kafes olsa da yine de olmuyor. Şu an maşallah hemen şöyle tak 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 vurayım. Nazar değmesin. E, 4 kişiyiz. Dördümüz de çok tatlı insanlarınız, Tutkucuğum çok tatlısın yine kendimi övdüğüm bir an. Hani çok tatlı insanlarla yaşıyorum. Ama Birileri çıkar, gelen giden aratırım bilmiyorum. Eğer ev arkadaşları çok bir sıkıntı olmadığı sürece mükemmel bir ev. Arkadaşlar her evimde, her odamda mutlaka göreceğiniz tek bir şey vardır. Mustafa Kemal Atatürk kütüphanemde de var abi. Hatta orada da şöyle göstereyim. Hani e, bu hayatta tabii ki ailemi çok seviyorum ama en çok kimi seviyorsun, en çok kime saygı duyuyorsun diye sorarsanız karşılığı burada. Her zaman başımızın tacı, izindeyiz atam. Tutkun odası. Zuzu ve Cem. 3 oda böyle yan yana. Haydi bakalım. Şimdi Cem'in odasına girdik. Perdeni açayım ki ışık girsin abi içeriye müsaadenle. Şimdi Cem'in odası da arkadaşlar arka tarafa bakıyor. Ağaca bakıyor. Benim odamdan çok çok daha büyük bir oda. Benim odanın bir 1.5 katı falan mıdır Cem ya? 3 aşağı 5 yukarı. Aşağı bir... Aa benim odamda da dolabı göstermedik abi gel. Burada çekmeceleri, büyük çekmecesi, küçük çekmecesi, böyle bir komodin tarafı burada zaten var. Eski ama fazlasıyla beni mutlu eder, problem değil. Böyle bir boşluğumuz var, burayı nasıl kullanmak istiyorsanız ben daha hiçbir şey yapmadım. Sadece yeni televizyonu aşağıya aldığım için aşağıdaki televizyonu da idareten buraya getirdim. İleride PlayStation falan oynarsak hazır televizyon bulunsun diye. Buradaki dolap, şöyle bir dolabımız var arkadaşlar gömme dolap. Genelde sen Amerika'daki bütün gömme dolap tarzında oluyor. Hani böyle bir dolap tarafım var. Bu da bana fazlasıyla yetiyor. Şimdi çünkü Cem'in odasındaki dolap tarzı farklı. O yüzden bir anda aklıma geldi. Gel abi. Tekrar senin odaya bir geçiş yapalım. Cem'in odası da az önce baktığımız arka tarafa bakıyor. Benim odamdan bir buçuk kat daha büyük bir oda. Ve Cem'in de kıyafet için... Buraya walking closet diyebilir miyiz buna? Bunun dışı var mı? Hah, aynen şahane. Benim kullanabildiğim alanla senin alan aslında abi hemen hemen aynı. Baktığın zaman değil mi? 3 aşağı beş yukarı hani aynı kıyafeti aynı şekilde muhafaza edebiliriz. Cem sen mutlu musun bu odadan? Çok. Çok. Kiranı sormamda sakınca var mı? Ha burası da 750 dolar. Bu da ikinci kattaki banyomuz. Bu banyo aşağıdaki banyodan birazcık daha fancy ve daha tatlış bir banyo. İşte burada da yine bir küvetimiz var. Havalı bir küvetimiz. Yine bunu açmayayım. Belki özel eşyaları vardır ama içinde işte hani böyle Amerika'da filmlerde görürüz ya arkadaşlar. Bilmiyorum Türkiye'de çok fazla var mı? İçinde böyle eşyaları koyabildiğimiz bir dolap kısmımız var. Açmıyorum insanların. Aç, boş, boş. boş mu? Ha tamam. <laughs> <laughs> tamam iyi. Ben de daha önce çalışmadım videodan önce dedim özele girmeyeyim. İşte buraya klasik işte görürüz ya filmlerde böyle ilaçlarını koyarlar deli gibi ilaç atarlar falan. Hani banyo <laughs> dolabımız ve misafir odamız. Bakayım müsait mi? Müsait. Evet. Bu odaya girmeden hemen koridorun sonundaki oda da e, odası. O oda da çok güzel bir oda. İki tarafa birden bakıyorum Tam cephedeki bir oda ama hani özel eşyalı yani. Özel olduğu için sormadım bile hani rahatsız etmeyelim kendisini diye. Ama bence evin en güzel odası. İki taraftan güneş alıyor. Büyük bir oda. Evdeki en büyük oda. Ekstra bir giyinme odası bile var hatta içinde küçük bir şey. Bir de balkonu var. Tatlış bir oda. Belki ilerleyen zamanlarda ben oraya taşınırsam veya Edrin'le belki bir gün konuşup o odayı ayrı bir gün çekerim. Merak ediyorsanız yorumlara yazın. Burası da misafir odası. Bence abi evin en güzel odası ya. En güzel odası ama misafir odası olarak yapmışlar ve bence bu da ev sahiplerimizin yaptığı dünya tatlısı bir davranış. E, burayı da kiraya verebilirlerdi. buradan da ciddi bir gelir elde edebilirlerdi. Ama büyük bir ihtimalle sebebi şu ki ona rağmen verilebilirdi. Burası Ahmet ya güneş gelsin. Balkona çıkıyor. Balkona çıkan tek yer burası olduğu için burayı misafir odası yapmayı tercih etmişler. Misafir odası derken de hani bir yakınımız, bir arkadaşımız geldiğinde böyle bir iki gün ağırlamak istersek böyle bir odamız var. Ama şu an tabii pandemiden dolayı misafir kabul etmiyoruz. Dört kişiyiz ve yani dikkat etmeye çalışıyoruz kendi aramızda. Birbirimize saygı duyuyoruz. O yüzden şu an için kapalı. Ama normalde işte şehir dışından, yurt dışından bir misafirimiz geldiğinde burada ağırlayabiliyoruz. Evdeki her şey burada çok eski abi. Aslında video çok uzun olacak diye korkuyorum. O yüzden çok girmiyorum ama bir sürü detaylar var. Bir sürü eski eski şeyler var. Belki bambaşka bir videoda da bütün detaylı detaylı evin içine gezdiririm. misafir odamızın banyosu. Ama bu banyoyu iptal etmişler. Niye iptal etmişler anlamış değilim. Banyo iptal edilir mi ya? Hani güzel. Sence iptal edilir mi Ben olsam iptal etmezdim. Baksana yani bu banyoyu iptal etmişler. Malzeme de var. Bir küvetim var abi. Lavabon var ki lavabonu şöyle açayım. Abi bak çalışıyor. Hani sıkıntı yok yani. E, bu kadar hani şey sistemi varken, boru sistemi varken tık koyacaktın şuraya bir tane duş kabin. Mis gibi banyo ama iptal etmişler. Bu arada bu şahane ahşap şeyleri odamız müsait olsa kullanmak istersek alıp kendi odamıza kullanabiliyoruz. Ama benlik bir durum yok ama bir kadın olsaydım kesin bunu alırdım. Baksana ya şunun güzelliğine. Müthiş. Sen bir şey diyeceğim ya. Kanka biz bunları Letgo'dan falan satsak ne olur ya? Tabii ki tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağız yani. Hani bunu satmak da neymiş? Aklımın ucuna bile gelmedi. Tamamen şaka yapıyorum tatlış bir... Ne çok tatlış kullanıyorum ya. Ve şimdi de balkonumuza çıkalım. Oh be! Işık! Dünya! Abi müthiş değil mi? Bak bir anda vibe'ım değişti bak. Ev çok güzel ama bir tık eski evin verdiği bir karanlık var. Ama balkonumuz ne kadar darmadağın olsa da şu an dağınık olsa da bence yine evin en güzel köşelerinden biri bu balkon. Bu balkonda biz ev arkadaşları olarak da çok aktif takılıyoruz. Beraber yemeklerimizi yiyoruz. Ben hafta içi genelde gelip bilgisayarımı buraya koyup burayı ofis olarak kullanıyorum. Baksanıza abi şöyle bir aydınlık, ferahlık varken burada kullanmayı tercih ediyorum. Pandemi öncesinde haftada bir böyle arkadaşlarını çağırıp yemekler yapılıyormuş. Burada güzel mangallar yapılıyormuş. Ama pandemiden dolayı dediğim gibi birazcık hastasız ev arkadaşları olaraktan çok fazla misafir kabul etmemeye dikkat ediyoruz. Manzara da kapanışı yapalım. Arkadaşlar videoyu İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hani burası artık benim yaşadığım ev. Bir süre burada kalacağım. Bu evde olduğum için birazcık da hani hızlı bir video da oldu. Belki bazı şeyleri gösterilmemiş olabilirim. Eve dair merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Cevap da veririm yorumlardan veya yeni video çekerim. Çünkü artık buradayız ve burada takılmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. İşte yorumda yazarsak, like atarsak, işte o yukarıdaki zili tıklarsak ama önce abone olursak şahane olur. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.